Program başında yine söz etmemizin önemli olduğunu düşündüğüm bir isim de Aysel Tuğluk. Aysel Tuğluk için imza kampanyası düzenleniyor. Kendisi demans hastası. Aslında cezaevinde kalamaz raporu var. Cezaevinde kalamaz şeklinde düzenlenmiş bir rapor var. Fakat adli tıp aynı şeyde değil, görüşte değil. Binlerce kadın cezaevinde kalamaz raporuna rağmen tahliye edilmeyen Aysel Tuğluk'un serbest bırakılması için imza kampanyası başlattı. İmza metninde sadece geçtiğimiz ay 7 mahpus cezaevinde hayatını kaybetti. Hasta mahpusların tahliyesi ulusal ve uluslararası mevzuatın ve sözleşmelerin gereğidir denildi. Yakın zamanda Aysel Tuğluk'u ziyaret eden HDP'li yetkililerin aktardıkları da onun durumuyla ilgili hiç de iç acıcı ifadeler içermiyor. Özellikle de Aysel Tuğluk cezaevindeyken annesi ölmüştü ve annesinin bir vasiyeti vardı. Ankara'daki o ilgili yere definle ilgili olarak Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine bile tahammül edemedi bazıları. Ve oraya gösterilen tepkiyle o cenaze başka bir yere götürmek durumunda kaldı. 2017'de oldu bu. Ve bu da anladığımız kadarıyla Aysel Tuğluk'u... Bu daha kötüye götürdü rahatsızlığını. Evet, yani bunu söylüyorlar. O vakitten beri bir kendini kapatma şeklinde bir durum olduğunu söylüyor. Müsaade ederseniz bir şey söylemek isterim orada da. Aysel Tuğluk'un özelinde konuşuyoruz. Şimdi birkaç araştırmaya baktım. Hakikaten bir takım travmalar demansı tetikleyebiliyor. Hatta iki misli yani ağır travmalar geçirmiş insanların uygunsuz koşullarda tutulmasıyla demans riskinin iki katı arttığına dair sayısız çalışma var. Şimdi Adli Tıp Kurumu aslında Kocaeli Üniversitesi'nden demans hastalığına dair bir rapor var. Fakat İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'ndan yani tabii ki siyasi gerekçeyle tutuluyor. Şimdi konu Aysel Tuğluk'un HDP'li olması, ne söyleyip ne söylemediği, cezasının da ötesine geçmiş bir vaziyette. Çünkü maalesef bazı çevreler madem HDP'lidir, şunları söylemiştir, orada ölsün. Şimdi hukuken zaten böyle bir şey yok. Bir. İkincisi, infaz yasasında yapılan bazı değişikliklerle kendine bakamayacak durumda olan, ki Aysel Tuğluk'un durumu bu olduğu söyleniyor. Kendi başına sandalyeye bile oturamayacak halde olduğu söyleniyor. Bu insanların infazı ertelenir diye. Yani bırakabiliyorsunuz. Tek bir şey var, şart var orada. O da toplumun güvenliğine bir tehdit oluşturmamak. Şimdi anladığım kadarıyla yani bir de şimdi toplumun güvenliğine kim nasıl oluşturuyor? Bir de şöyle bakalım. Mesela Mümtaz Ertürken'e neden tahliye edildi anlamında söylemiyorum. O da farklı bir terör örgütü suçlamasıyla yıllarca hapishanedeydi ve sağlık sorunları gerekçesiyle ve Devlet Bahçeli'nin bu konuya dikkat çekmesiyle tahliye edildi. O zaman bir kişiye var olan hukuk diğerine neden yok? Neden ağır hasta olan 400 küsur kişi var? Ta geçen ay 7 insan hapishanede öldü. Bu insanlardan daha ne bekliyorsunuz? Yani vicdanı şunu bunu ya da siyasi konuları geçtim. Hukuken anayasal olarak bu insanların bırakılması lazım. Bu kadar. Yani belki sizlerin ekleyeceği bir şey vardır. Ali Bey. Tabii şimdi hukukun her şeyden önce daha doğrusu yargıçların vereceği kararlar nesnel nitelikte olmalı. Objektif olmalı. Hem yasaya uymak hem de vicdanlarına göre hareket etme zorunlulukları var. Şimdi raporlar net. Tutuklu kaldığı süre net. Yapılması gereken açık bir şekilde tahliyesine karar verilmeli. Çünkü belki çok daha kötüye gidecek ama dışarıda iyiye gidebilecek, kurtarılabilecek bir hastadan bahsediyoruz. Bir insandan, bir kadından bahsediyoruz. Ama maalesef ki Türkiye'deki hukuk tamamen siyasi iklime göre şekillendiği için, renk aldığı için hakimler de bu kararları veremiyor. Bakın programdan önce size bir örnek verdim. Ahmet Necdet Sezer, Cumhurbaşkanıydı.
Biliyorsunuz hükümler hakkında Cumhurbaşkanı'nın özel durumlarda af yetkisi vardı. Bu af yetkisini cinayet suçlusuna ya da hırsızlıktan hükümlü birisine ya da Hizbullah'tan işte böyle bir örgüte üye olmaktan hükümlere rapor gelir, rapora bakar, cezaevi koşullarında yaşayabilmesi mümkün değilse evet affediyordu. Neden? Bir hukukçuydu çünkü kendisi. Hukuka göre karar veriyordu. Bu şekilde karar vermemiz lazım. Hukukun olduğu yerde, hukuk kurallarının olduğu yerde işte birilerinin açıklaması, birilerinin yapay bir şekilde gündem yaratması ya da siyasi iklime göre karar verirsek hukuku orada rafa almışızdır. Az önce ben Göktepe cinayetiyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Buyurun. Bakın, Barış Bey çok önemli bir şey söyledi. Bir, ölüm olayı gerçek, işkence kesin ama ceza ne? 7 yıl 6 ay. Aslında burada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması gerekiyordu bu insanların. Net, eylem net çünkü. Sen almışsın, senin elinde, sen ona işkence yapmışsın, darp etmişsin. Ama kastın aşılması şeklinde cinayetten hüküm kuruyorsun. Ve bir yıl, bir buçuk yıl yatıyor. 99 affı mıydı? 2000 affından çıkartıyorsun. Hayır, olmaz. Türkiye'deki en vicdanları zedeleyen, karanlıkta kalan faillerin ceza almadığı cinayettir Metin Göktepe. Cinayet. Gerçekten çok üzüntü verici. O annenin her resmini gördüğün zaman, bir yerde videosunu gördüğüm zaman içimden bir şey kopmuştur benim. Ama Türkiye'de görüyorum ki hukukun işi hala çok zor. Adaletin işi hala çok zor. Çünkü bugünün Türkiye'sinde, bugünün dünyasında işte cezaevindeki bir siyasetçinin, bir kadın siyasetçinin sağlık durumuyla ilgili karar vermekten aciz mahkemeler var. Bu mahkemeler de bu siyasi iktidar tarafından yaratılmış. Çok acı. Peki. Fikret abinin de aslında Metin Göktepe ile ilgili söyleyecekleri olacaktır ama arkadaşlarımdan da rica edeyim o az önceki tweet'teki görseli de kullanırsak. Çünkü zaten bu gündem yoğunluğundan biz sürekli ele alamıyoruz. Ölüm yıl dönümünde hiç olmazsa konuşabiliyoruz, konuşmaya fırsat buluyoruz. Fikret abi ne dersiniz? Ve bağırdı annem tam kapıdan çıkarken yüreğini ört, insanlar soğuk, üşürsün diye Meryem Göktepe, Mehmet Uzun'un bu dizeleriyle onu andı. Ne dersiniz? Evet Gökmen, ben de önce Salim Bey'e geçmiş olsun dileklerimi ileteyim. İyiye gidiyor olmasından çok sevindim. Perşembe günü gelecek olmasına da. Tabii gerçekten çok üzücü bir durum. Metin Göktepe kardeşimizi rahmetle anıyorum. Ben genç bir meslektaşım olarak ilgiyle de izlerdim. Çünkü iyi haberler yapardı, cesur haberler yapardı. Ve bir basın şehidi olarak görürüm ben. Bugün ben ablasını dinledim AKTV'de. Ondan çok duygulandım, çok etkilendim. Çok güzel ifade etti. Çıkarken yüreğini ört, insanlar soğuk, çok her şeyi çok iyi anlatan bir dize bu. Gerçekten çok etkili. Annesinin verdiği mücadeleyi de bir kez daha dinledim ablasından. Okuma yazma bilmemesine rağmen Metin Göktepe davasını gündeme tutmakta bir ana yüreği olarak çok mücadele eden bir anne. Ve o sayede belki bu cinayetin örtbas edilmesi önlendi. Dediğim gibi basın şehidi olarak görüyorum. Şöyle bir siyasi benzetme de yapmak isterim. Şimdi Mehmet söyledi, 90'lı yıllar gerçekten faili meçhul cinayetlerin arttığı, çok arttığı yıllardır. 12 Eylül 1980 öncesiyle karşılaştırırsak benzerlikler vardır. 12 Eylül öncesinde de 12 Eylül'e giden yolların taşları döşenirken çok sayıda Abdi İpekçi dahil olmak üzere gazeteci, aydın, bilim insanı, sivil toplum kuruluşu, örgütü, liderleri öldürüldü. Ve oradan çıkan o ortamla, bu doğrulan bu kaos ortamıyla da 12 Eylül geldi. Şimdi 90'larda da PKK ile mücadele edilen bir ortamdır. Gerçekten de edilmiştir. Ama o mücadeleyi verenlerden bazıları böyle bir olayı siyasi sonuç doğuracak şekilde şiddete tabir etmişlerdir. O dönem hükümetleri, koalisyon hükümetleridir ve PKK mücadelesi sebebiyle sivil ve askeri bürokrasinin siyasi otoriteyi çok rahat yönlendirdiği bir dönemdir.
İşte bu cinayetler o döneme denk gelir. Yani sivil ve askeri bürokrasinin, her olaya güvenlik açısından yaklaşan bürokrasinin bu tür olayları yönlendirebildiği bir dönemdir. O yönü itibariyle düşünmek lazım gelir. Oradan yani demokrasiyi yavaşlatacak